Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş geldiniz Bülent Bey, Tolga Bey. Karşınızdayım. Merhabalar. Geliyor mu bu arada? Kulaklık takayım mı? Gayet iyi geliyor. Problem yok. Tamam, süper. Bir 5 dakika içinde başlarız. Şunu ben belki hatırlatabilirim. Panel boyunca dinleyiciler soru yöneltebiliyorlar. Q&A'ye tıkladığımız zaman görebiliyoruz sorularını. En sonunda bir 10 dakikalık yaklaşık bir soru cevap süresi olacak. Orada ben de zaten takip ediyor olacağım, sizlere yönlendiririm soruları. Onun dışında bir kişi konuşurken diğerleri kamerasını ve mikrofonunu mute aldığında, kamerasını durdurduğunda daha sağlıklı oluyor. Sadece konuşan kişiyi ekranda görüyoruz. Bu hatırlatmaları yapayım istedim. Birkaç dakika içinde başlarız. Tolga, nasılsın? İyidir Burcu, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Bülent Bey, nasılsınız? Sesiniz kapalı. Pardon, sizi gördük daha iyi olduk. Nasıl keyifler? İyi, iyi. Aynı. Koşturuyoruz. Kolay gelsin. Merhabalar Bülent Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Gündemleriniz çok yoğun. Eminim ki vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bülent Bey. Bana sormayın. Şahit olarak Burcu Hanım'ın tanıdığı Yağız Bey var. Gösterebilirim. Evet. İyi ki zamanında takibimize girmişiz. Yoksa mümkün olmayacaktı herhalde. Hakikaten 24 saat yeterli değil. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Evet. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Allah sağlık versin diyoruz öncelikle herkese. Evet. Evet. Senin en çok onu öğrendik. En önemlisi sağlıkmış. En önemli aldığımız ders bu. Medical Park parayı basıyordur diye düşünüyoruz ama göremedik. O başka bir şey. Sağlıklıyız çok şükür. Ruhen sağlıklıysanız gerisi boş, hastalanmıyorsunuz. Çok şükür diyelim. Evet. Yine geliyor, sonbahar geliyor. Bu sağlık konusunda bizi zorlayıcı bir dönem yaklaşıyor. Var. Biz ona karşı tabii. Vitaminlerimizi alıp hazırlanalım yeni zorlu döneme. Burcu Hanımları bilmiyorum nasıl etkileniyorlar ama biz direkt olarak ciddi etkileniyoruz. Yani tabii ki bir turizm, bir ulaştırma kadar değil ama perakende de, gıda perakendesi değil tabii, tekstil konfeksiyondan bahsediyorum. Evet. Çok ciddi etkileniyoruz. Yani iyi geçirdiğimiz zamanlar oldu. Mayıs, Temmuz iyi ama yani herkes o şeyi, beklentiyi satın alıyor ya Nurhan Hanım. O Evet. beklenti satın alması bizi çok yoruyor işin açıkçası. Doğru. Başlayalım mı? Doğru Bey. Son 1 dakika galiba. Ben de müsaadenizle çıkarabilir miyim bunu? Nasıl isterseniz. Doruk Bey, başlıyorum. Olur. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz diyorum. C-Suite kapsamında Data Expert'in organize ettiği, BMI'nin desteklediği bir online panelde daha birlikteyiz. Bugün sürdürülebilir büyüme için maliyet optimizasyonu konuşacağız. Hepimiz için maliyetleri doğru yönetmek çok kritik bir hal aldı bu yaşadığımız kriz koşullarında. Krizin geldiği boyutu görmek açısından ben böyle bir rakamlara baktım. Dünyadaki büyüme rakamlarına baktım. Geçmiş 40 yıl yaklaşık 1980'den beri dünya ekonomisi böyle bir daralma yaşamamış. Yani aslında en kötü zamanlarında bile global çapta baktığımızda bir %1'lik, 2'lik büyümeler var.
en kötü yani hani negatife düştüğü tek sene işte 2008 krizi sonrası 2009 ama o da sıfıra çok yakın bir rakam. O yüzden hani pek negatif sayılmaz. 2020'ye geldiğimizde %4.9 bir daralma öngörüyor IMF. Bu çok hani büyük bir şey dünya ekonomisi açısından. Daha da kötüsü hani toparlanmanın nasıl olacağı, ne zaman olacak konusunda çok şey bir hem kimse hem fikir olamıyor. V-shape bir toparlanma olmayacağını artık hani bayağı bir gördük gibi. Ama bu işte daha çok Nike-shape bir recovery bekleniyor. O da herhalde zamana yayılan sancılı bir toparlanma olacak gibi görünüyor. Şeyin yine IMF'in tahminleri 2021 senesinde %5.4 büyüme öngörmüş ama burada bir not da düşmüş. Biz her zamanki tahminlerimize göre bu tahminleri çok daha belirsiz koşullarda yapıyoruz ve hani yine hani bunu dikkatle ele alın notunu düşmüşler. Biliyorsunuz sürekli revize ediyorlar zaten rakamlarını ama burada daha ciddi bir revize de gelebilir gibi görünüyor. Şimdi hal böyleyken zaten maliyet yönetimi şirketler için çok önemliydi. Hal böyleyken çok daha kritik bir duruma geldi. Ben lafı daha fazla uzatmadan konuşmacılara vermek istiyorum. Bülent Bey öncelikle birinci konuşmacımız Koton Türkiye'nin genel müdürü. Bülent Bey perakende sektörünü çok iyi biliyor ve bir de CFO'luktan geldiği için de finans yönetimini de çok iyi biliyor. Şimdi ben biraz büyümeden bahsetmiştim. Size ilk soru olarak bunu yönelteyim. Büyümeyi yakalayabilecek miyiz? Nasıl olacak bu? Öncelikle herkese merhaba. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Vallahi Nurhan Hanım, herkesin sorduğu bir soru. Büyüme nasıl olacak? Özellikle yeni normalde büyüme nasıl olacak diye bir soru var. İşin açıkçası ben çok kolay olacağını öngörmüyorum. Bu benim şahsi düşüncem tabii ki. Bir kere öncelikle ciddi artan bir sağlık endişesi var. Ciddi bir sosyal aktivitede düşüş var. Ve hiç kimsenin daha önce deneyimlemediği bir ortam yaşıyoruz. Ben perakendeden biraz örnek vereyim. Gıda perakendesini bu işin dışında tutuyorum ama malumunuz Mart ayının yarısı, Nisan ayının tümü tamamen kapalıydı. Diğer aylarda da talep düşüşünü dikkate aldığınızda yılı %20 ile %30 arasında küçülmeyle kapatma konuşulan bir sektörden bahsediyoruz. Bu telafisi çok kolay bir şey değil. Firmalara baktığınız zaman çoğu şunu söylüyorlar. 2017 yılındaki satışlara geri döndük ama maliyetler 2020 maliyetleri gibi cümleler söz konusu. Firmadan firmaya değişkenlik tabii ki gösterebilir ama en azından ücretlerin son 2-3 yıldır enflasyonist artışı var. Ama satışlar geri döndü ve baktığınızdaki temel konulardan bir tanesi büyümeyle ilgili soru işareti. Herkes Ekim-Kasım dönemlerinde veya daha ileriki dönemlerde ikinci dalgayı konuşuyor ve bunu satın alıyor. Bu da tüketimi birazcık düşürüyor. Dolayısıyla bizim sektördeki büyümeyi ciddi anlamda etkiliyor işin açıkçası. Kişilerin satın alma öncelikleri değişti, cüzdan payları küçüldü. Bunların hepsi önümüzdeki döneme ait ciddi bir soru işareti. Malumunuz herkes aşının bulunmasından bahsediyor. Aşının devreye alınması ve kullanılması vesaire. Ben 2020 yılını bu sebeple birazcık kaybedilmiş bir yıl olarak düşünüyorum. Aşının bulunması birazcık daha virüsün etkisinin azalmasıyla birlikte 2021 yılıyla birlikte toplanma başlayacak. 2020 yılında maliyet yönetimi her dönemden çok daha etkili bir hale geldi bence. Her firma bir şekilde kendi çözümünü üretmeye çalışacak. Belki çok ihracatı varsa dövizden istifade edecek. Belki yeni yatırım yapma şansı olan yeni yatırım yapacak ama işin açıkçası e-ticaret ve buna bağlı dijitalleşmeye yatırım yapmayan firmalar haricinde büyüme çok kolay gelmeyecek gibi geliyor bana işin realistik tarafı. Q1
küçülme rakamı ne kadar düşük olursa ben o kadar iyi olur diye öngörüyorum. Dediğim gibi Mart-Nisan aylarını kapalı geçirdiğimiz için ve sonraki aylarda da bu ayların satışını telafi etmediğimiz için eğer biz küçülmeden kapatırsak veya çok daha küçük oranlarda bir önceki seneye göre küçülme yaşarsak işin açıkçası ben kendimizi veya bunu yapan şirketi başarılı sayabilirim. Bu noktada ben herkes tabii büyümeden, maliyet optimizasyonundan bahsediyor ama bence asıl önemli olan konulardan bir tanesi bu dövizle gelen bizim yurt dışındaki rakiplerimize karşı küçülmemiz. Ben buna da birazcık dikkat çekmek istedim özellikle. Biz olsun, Medical Park olsun, onların da kendi içlerinde mutlaka benchmark aldıkları firmalar var. Biz maalesef dövizin son andaki yükselişiyle birlikte TL bazında her ne kadar büyüsek de dövizin de etkisiyle daha da bir küçülür hale geldik. Bu bizim açımızdan büyümenin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Ama malumunuz biz Türkler olarak dinamik bir milletiz. Yıllara yayarak kısa zamanda dinamikliğimizi bu alanda da göstererek hastalığın geçmesinin ardından büyümemizi eski platformlara taşırız diye öngörüyorum ama tahmin ediyorum 2020 yılını birazcık küçülerek geçirmek zorunda olan bir dönem diye öngörüyorum. Dolayısıyla büyüme çok kolay olmayacak önümüzdeki kısa dönemde. Benim gördüğüm budur. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Burcu Hanım'a geçmek istiyorum. Burcu Hanım, Medical Park ve Liv Hastaneler Grubu'nun CFO'su. 2014 yılından beri bu görevde. Öncesinde de 10 yıl kadar PricewaterhouseCoopers'ta şirket birleşme ve devralmaları konusunda danışmanlık deneyimi var. Burcu Hanım, maliyet optimizasyonu, yani bu krizden önce de gündemimizde olan bir konuydu ama şimdi daha da önem kazandı. Bu süreçte ne gibi zorluklar yaşanıyor? Sizin deneyimleriniz nasıl? Teşekkürler. Öncelikle PwC, ex-PwC 3 kişi var aramızda. O yüzden bayağı bir eski günleri de yad etmiş olduk. Şimdi bir kısaca Bülent Bey'in bahsettiklerine ben de değinmek istiyorum. Pandemi döneminde bence en başarılı olan şirketler maliyet yönetimini en dinamik şekilde yapan şirketlerdi. Çünkü hepimiz bir anda çok ciddi bir gelir düşüşüne maruz kaldık. Biz de sağlık sektörü olmamıza rağmen özellikle bu opsiyonel yapılan ameliyatların düşüşüyle beraber artı sokağa çıkma yasağı kaynaklı hasta hacminde yaşanan düşüşten kaynaklı bir anda gelirimiz yarı yarıya düştü ve maliyetler kucağımızda kaldı, öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla burada ne kadar hızlı aksiyon aldıysanız ve ne kadar dinamik bir yapıya sahipseniz şirket olarak o kadar az hasarla pandemi sürecini atlattınız. Yani genel olarak şu anda da Türkiye birçok kez krizden geçtiği için bence o dinamik yapı ve kas gücü çok kuvvetli bir ülke ve yönetimi de, şirket yönetimleri de bu anlamda bence çok başarılı yönetiyorlar süreçleri. O yüzden pandemi sürecini az hasarla atlatabileceğimize inanıyorum ben. Şimdi genel hatlarıyla baktığınızda uzun vadeli projelerde maliyet yönetiminde nelerle karşılaşıyoruz, nedir zorluklar derseniz, biz hizmet sektörü olduğumuz için, tamamen sağlık sektörü ve çalışanlara bağlı olduğumuz için bizim en çok yaşadığımız şey çalışan alışkanlıkları. Örneğin belli firmalarla ya da belli tedarikçilerle ya da belli iş yapış şekillerine alıştığı için çalışanlarımız bunları değiştirmek ve dönüştürmek maliyet yönetimi anlamında en çok karşılaştığımız zorluklardan biri. Bu da şöyle oluyor. Örneğin bir firmadan sürekli standart bir sipariş yapıyor hastanemiz. Başka bir firmaya geçtik, maliyeti düşürdük dediğimizde o oluşan ilişkiler ve kolaylıklar, hızlı iş yapış şekli yavaşlayacağı için ciddi bir rezistans alıyoruz. Dolayısıyla burada birlikte çalıştığınız ekibi, operasyon ekibini bu tip maliyet azaltımı ve etkin maliyet yönetimi anlamında ikna etmek bence en büyük zorluklardan biri. Çünkü bu alışkanlıkları kırmak ve buna ilişkin yeni bir iş yapış şeklini firmalara tanıtmak finans ekibinin yaptığı en önemli bence inovasyonlardan biri oluyor. Bunu da nasıl yapıyoruz derseniz, örneğin pilot projeler yapıyoruz. Yani bir anda 30 hastanenin tamamını yeni bir tedarikçiye ya da yeni bir iş yapış şekline geçirmek yerine bir hastanede pilot proje yapıyoruz.
ve bunun başarısını diğer hastanelerimize göstererek, bunun olduğunu, yapılabildiğini, başarılabildiğini göstererek çok daha hızlı geri dönüş ve çok daha az rezistansla yeni etkin maliyet yöntemlerimizi hayata geçirebiliyoruz. Bence burası yani pilot bazlı gitmek en hızlı bizim için yaratılan çözümlerden biri olduğu zamanla bunu gördük. Bir ikinci konu da CFO'ların genelinde sıkıntısıdır bu. Finansal okuryazarlık konusu. Evet, finans ekibiniz artı sizin raporlama ekibiniz mali tablolardan anlıyor ve maliyet yönetiminin etkisini çok hızlı şekilde çözebiliyor. Öte yandan bunu bir operasyon ekibine, satış ekibine anlatmak ve onları ikna etmek ve finansal anlamda kuruma artı değer getirdiği konusunda beraber el birliğiyle bir proje üretmek ciddi bir finansal okuryazarlık gerektiriyor. O anlamda bence finansçıların ve CFO'ların en büyük dilemalarından biri bu. Biz bazen pazarlamayı anlamıyoruz, onlar bazen bizi anlamıyor. Dolayısıyla orada el ele projeler üretebilmek de bence en çok yaşadığımız zorluklardan biri. Orada da çok ciddi eğitimler veriyoruz. Beraber örneğin bizim bu örneği verelim. Bizim başhekimlerimiz dahi borç EBITDA rasyosunun şirkette kaç olması gerektiği, borçlanmanın ne olduğu, bir yatırım istediklerinde nasıl bir fizibiliteyle dönmeleri gerektiği konusunda ciddi anlamda hem eğitim alıyorlar hem bugün sorsanız hepsi yanıt verebilecek seviyedeler. O yüzden birbirini anlamak ve empati yapabilmek çok çok değerli. Biz buna çok önem veriyoruz şirketin finans ekibi olarak. Olabildiğince üst yönetim ekiplerimizin finansal okuryazarlığını artırıp şirkete etkin maliyet optimizasyonuyla beraber ne kadar katkıda bulunabilecekleri konusunda bilinç sağlıyoruz. Bu zorluğu da bu şekilde aşıyoruz diyebilirim. Teşekkürler Burcu Hanım. Herhalde en çok şeylerin tepe yöneticilerinin, C-suite'deki yöneticilerin karşılaştığı problem sizin bahsettiğiniz birbirini çok iyi anlayamamak. Çünkü pazarlama pazarlamaya odaklanıyor. Finans finansa odaklanıyor. Ama artık gittikçe, gün geçtikçe herkesin birbirini daha iyi anlamasının şart olduğu da ortama doğru gidiyoruz. Tolga Bey'e geçmek istiyorum. Tolga Bey de 2009 yılından beri PricewaterhouseCoopers'ta yönetim danışmanlığı partnerlerinden. Burada hem endüstriyel üretim ve otomotiv sektörünün lideri hem de operasyonel danışmanlık hizmetleri lideri. Eminim size müşterilerinizden epeyce bir Tolga Bey ne yapacağız bu maliyetleri daha iyi nasıl yönetiriz diye her zaman geliyordur müşterileriniz ama özellikle bu dönemde nasıl bir farklılık oldu bu yaklaşımlarda? Sizde hangi konular ön plana çıktı? Çok teşekkürler. Ben de sözlerime herkese sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Öncelikle Bülent Bey'in tespitleri kesinlikle teyit edebileceğimiz noktada bizim gördüğümüz itibariyle büyüme çok kolay gelmeyecek gibi gözüküyor ama zaten çok zor bir makro dönemden geçen bir global ekonomiden bahsetmek de mümkün. Yani global trendlere baktığımız zaman küresel büyümede zaten bir durağanlık söz konusuydu. Politik belirsizlikler malum zaten sadece küçük dünya ekonomisinde yeri küçük olan ülkeler değil, Amerika gibi dünyanın en büyük ekonomisinde dahi politik belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Dijital dönüşüm önemli bir trend. Şirketler ne yapacaklarını birçok zaman bilmez halde kalıyorlar dijital dönüşümün karşısında. Yani iş yapış şekilleri, iş modelleri değişiyor. Yani karlılık ve gelir değer zincirinde yer değiştiriyor. Bu çok büyük bir soru işareti. Müşteri beklentileri çok değişiyor. Yine örneğin e-ticaret sektöründen bahsedersek, eskiden birkaç günde, bir haftada son kullanıcının eline ulaştırılan bir sipariş mutluluk kaynağıyken, şimdi aynı günde siparişin eline ulaşması, ürünün siparişin eline ulaşması bir normal bir beklenti haline geldi. Bunlar tabii global genel bir resim. Güncel durumumuz, yani COVID-19 bağlantılı olarak baktığımız zaman
tüm sektörlerde bir küçülme var. Yani en iyi sektörler bile aslında büyümüyor diyebiliriz. Tekrar büyüme için bir netlik yok. İkinci dalga beklentisi var. Dolayısıyla bazı sektörlerde kalıcı kırılmalar da söz konusu. Biz burada iki şey görüyoruz. Birincisi tedarik zincirinde sürdürülebilirlik açısından gündemler var. Yani risk yönetimi nasıl yapılması gerekir? Tedarik zincirinde baktığınız zaman artık resilience dediğimiz yani dayanıklılık konusu çok konuşulan konulardan birisi haline geldi. Bir de globalizasyon artık bölgeselleşme gibi bir cümleye kendisini bırakıyor ama şu anda reel anlamda Türkiye'ye olan bunun etkisini çok göremedik. Bu çerçevede baktığımızda ne tür sorular görüyoruz? Değişen pazar içerisinde biz rekabetçi kalabilecek miyiz sorusunu görüyoruz öncelikli olarak. Ekonomik belirsizliklerle nasıl başa çıkacağız? İş modelimiz müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için uygun mu? Doğru ürün ve hizmetlerimizi portföyümüzde taşıyor muyuz? Tabii ki bunlarla beraber de ayrılmaz soru, maliyet yapımız doğru mu? Bunu iki ölçüde, iki perspektifte duyuyoruz aslında. Maliyetlerimiz benchmark'a göre nasıl? Veyahut da içeride artık maliyet yapısı bizi daralttığı için marjlarımızı doğru bir maliyet sürecimiz var mı? Ve ben ürünlerimin, hizmetlerimin maliyetlerini doğru ölçümleyebiliyor muyum sorularını görüyoruz. Burada bu sorular tabii çok değerli ama biz danışmanlık tarafından şöyle bir perspektifle de konuya bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Ben PwC Strategy End'in bir çalışmasını size birkaç rakamı paylaşmak istiyorum. Bu bir strateji bütünsellik çalışması. Yani stratejide stratejilerini bütünsel olarak ortaya koyabilen firmalar daha başarılı. Daha dağınık olan firmalar tabii ki kaynakları nereye yatıracaklarını bilemedikleri için daha başarısız. Burada en alt olgunluk seviyesinden başlarsak stratejisi olmayan, kontrol dışı stratejik anlamda olan firmalar toplam firmaların içerisinde %14 oluşturuyor. Dağınık firmalar, yani stratejileri çok genel, strateji var fakat çok genel, dolayısıyla çok sayıda öncelik var ve bu öncelikler sürekli değişiyor. Bunlar ezici bir çoğunluk, %49'unu oluşturuyor toplam firmaların. Bir üst seviyede kazanacak bir stratejisi olan firmalar, farklılaşan yetkinliklere yatırım yapmak için henüz kaynak bulamıyorlar. Bunların eksikleri bu şekilde. Buna yetkinlikleri kısıtlı firmalar diyoruz. %20 gibi bir grubu oluşturuyorlar. Bunun bir üstünde oyunun içinde adını vererek sınıflandırdığımız bir grup var. Burada bu firmalar her şeyi yapıyorlar fakat organizasyonel yapılarından dolayı potansiyellerini tam olarak yakalayamıyorlar. Bir de en üstte %6'lık bir grup var ki bunlar büyümeye hazır firmalar. Yani her şeyi doğru yapıyorlar. Stratejileri net, hangi kaynakları nereye yatıracaklarını çok net biliyorlar. Organizasyon ve kültür de büyümeyi destekliyor. Şimdi ben burada çarpıcı olan şeyi şu şekilde bahsetmek istiyorum. Yani ilk iki grubu %14 ve %49 dedim. Yani %60'ın üzerinde stratejileriyle ilgili belirsizlik yaşayan firmalar var. Biz bu koşul altında maliyet optimizasyonuna yeltenmenin çok isabetsiz sonuçlara da gidebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla maliyete bakarken bir adım geriye dönerek hangi stratejik önceliklerimiz var ve hangi yetkinliklerimizden nasıl maliyet azaltımına gitmemiz gerekir, nerelerde optimizasyon yapmamız gerekir, bunu özellikle dikkat çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler. Çok doğru bir noktaya değindiniz Tolga Bey. Sadece maliyetlere bakarak oradan yola çıkarsak yanlış yerlere gidebiliriz. Aslında öncelikle bir en tepede biz nereye gidiyoruz, müşterimiz kim, bu müşterilere nasıl ulaşıyoruz, hangi kanalları kullanıyoruz. Bunları belki masaya tekrar yatırmak lazım. Çünkü yanlış yerlerden maliyeti kesmeniz aslında büyümeyi yapabilir, yavaşlatabilir. Bazı müşteri segmentlerini kaybedebilirsiniz veya kanallarda bazen problem yaşayabilirsiniz. Bu da aslında faydadan çok zarar getirebilir. Bu yaklaşım o anlamda çok önemli. Bülent Bey'e geçmek istiyorum. Bülent Bey, şimdi tabii herkes değişik opsiyonları düşünüyor böyle bir zamanda. Nasıl daha iyi maliyet optimizasyonu yapabiliriz diye. Tabii ki inorganik büyümede
iyi bir seçenek olabilir. Hem büyüme anlamında hem de maliyet optimizasyonu anlamında. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Başlığımız bizim bugünkü konuda büyüme ve maliyet optimizasyonu. Benim şahsi düşüncem ikisinin birlikte olabileceği teorik olarak en mükemmel belki de seçenek bu. Organik büyümede büyüme sınırlı kalabiliyor. Enflasyon biraz üstü veya dolarla baz aldığınız zaman belli bir rakam artı yaptığınızda büyüme diye sayılıyor ama mümkün olduğu kadar hızlı büyüme yapmanın ve bunu maliyet optimizasyonuyla faydaya çevirmenin temel seçeneklerinden bir tanesi inorganik büyüme. Teoride tamamen böyle. Ben pratikte bunu kendi çapımda, kendi kariyerimde 3 defa yaşamış bir insanım. Böyle de sonuçlanmıyor diye görüyorum maalesef. Bu benim şahsi düşüncem. Rakamlar şöyle söylüyor. Genelde birleşme ve satın almaların büyük bir oranı maalesef istenen verimi sağlamıyor veya istenen zamanda verimi sağlamıyor. Yatırımın geri dönüşü istendiği zaman sağlanamıyor şeklinde bir sonuç vermiş. Türkiye'de de bunların birkaç tane örneğini görüyoruz. Benim de başıma geldi bununla ilgili bir tane. Ama ölçek ekonomisinden istifade edebilmek için, güç birliği yapabilmek için, her konuda optimizasyon yapabilmek için inorganik büyüme inanılmaz bir seçenek. Tabii bu ideal çözümü hayata koyarken çok önemli bir konu var. Birincisi bunun zamanı çok önemli. Mesela bugün sorduğunuz zaman bunun zamanı mıdır diye. Bence zamanı değil, ne birleşecek taraflar ne satın alacak taraflar veya satacak tarafların uzlaşmasını sağlamak çok kolay değil bu dönemde. Diyelim ki bunun öncesinde böyle bir şey yapıldı ve pandemiye yakalandı. Önümüzdeki dönemde bu birleşme ve satın almalar beklenen teorik sonuçları yerine getirecek. Burada çok önemli bir konu var. Ben Burcu Hanım'a %100 katılıyorum. O rezistans denen konu, daha doğrusu adı kültür denen olguyu yönetebilmek birleşme ve satın almalarda çok kolay bir konu değil Nur Hanım. İki tarafı bir araya getirerek İki farklı iş modelini, iki farklı kültürden gelen insanı oturup optimizasyonunu yaptırmak pratikte çok kolay olmuyor. Ve sizin kağıt üstünde birleşmeden beklentiniz olan verimi sağlayamıyorsunuz. Bunu başarabilen çok az ve bunu başardığı zaman da uzak ara zaten gidip büyümenin de getirdiği etkiyle, maliyetlerin de düşmesiyle birlikte inanılmaz sektörde bir fark yaratıyor. Dolayısıyla o organizasyonun bu birleşme ve satın almaya ne kadar müsaade ettiği çok önemli. Ama diyelim ki zamanlama çok iyi oldu. Bütün ortak payda da herkes birleşti ve inanılmaz bir kültür birleşmesi söz konusu oldu. Bana sorarsanız hem büyümenin hem de o maliyet optimizasyonunun en iyi çözümü inorganik büyümedir diye düşünüyorum. Ama bu zamanların konusu olduğunu da düşünmüyorum. Kısa dönemde olabileceğini de öngörmüyorum. Ama çok bilinçli ortaklar aralarında konuşurlar. Önümüzdeki dönemde şu çok daha net ortaya çıkacak. Tolga Bey'in rakamları bence birazcık onu gösteriyor. Naçizane bir şey yaydılar. Hızlı balık yavaş balığı yer falan diye, ama çok özür diliyorum. Ben şöyle görüyorum. Büyük balık hep küçük balığı yutuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bu organik büyümeyle yeteri kadar büyüyemeyenlerin birleşerek inorganik büyüme yoluna gitmeleri, birlikte ortak yaşamı ve ortak paydadan beslenmeleri, öğrenmeleri kaçınılmaz gibi geliyor. Bu benim şahsi düşüncem Nur Hanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Bülent Bey. Evet, gerçekten de hani büyük şirketler de çok zorlayan bir süreç bu, ama küçük şirketler için gerçekten hani ciddi bir hayatta kalma savaşı ve küçük ve orta ölçekli şirketlerin çok daha zor yaşadıkları ve bir kısmının da belki hayatta kalamayacağı bir dönemden geçiyoruz. Bir tane geçenlerde bir yabancı bir gazetede bir şey vardı, karikatür vardı.
anneyi government olarak, devlet olarak çizmiş. İşte şey yaptı, baktı çocuk şey, big corporate'lar, büyük çocuk. Öbür tarafta küçük çocuk şeyde havuzda boğuluyor ama anne dün bakmıyor bile. Hani böyle acıklı bir şey, karikatür çizmişler. Şey tabii ki öncelikle büyük şirketleri belki yaşatmak, bütün dünyada hani şeylerin de yöneticilerin daha fazla gündeminde, ama bir taraftan da şeyler var, COBİ'lerin durumu malum. Burcu Hanım'a geçmek istiyorum. Burcu Hanım'a da farklı bir konudan bir soru sormak istiyorum. Şimdi dijitalleşme bizim için, hepimiz için bir metazori oldu aslında. Hani artık dijitalleşelim mi, dijitalleşmeyelim mi falan şey, bir opsiyon olmaktan çıktı. Artık herkes mecburen burada daha aktif bir şeyler yapıyor. Sizin bu konudaki deneyimleriniz, maliyet optimizasyonuna katkısı, bu konularda sizden bir şeyler diyorum. Teşekkürler. Bu arada Bülent Bey'in söylediklerine ben biraz farklı açıdan bakıyorum. Biz de örneğin sağlık sektöründe konsolidasyon için en doğru dönem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü finansal bir gücünüz varsa aslında şu an varlık satın alımı için en doğru dönemlerden biri. Faizler nispeten geçen seneye ya da ondan önceki seneye göre düşük. Öte yandan birçok ufak firma zorluk çekiyor. Dolayısıyla aslında bunları da ekosisteme ekleyebilmek ve bir şekilde daha verimli bir satın alım yapabilmek adına biz şu an satın alımların ve konsolidasyon için doğru dönem olduğunu düşünüyoruz. Tabii sektör sektör ve strateji değiştiriyor firmaların bakış açısını. Sağlık sektöründe genel hatlarıyla bu şekilde bakıyoruz. Şimdi dijitalleşmeyi çok konuştuk. Pandemi süresince hatta yani pandemi kelimesinden çok belki dijitalleşmeyi konuştuk. Yani bunun hani felsefesi nedir, ne kadar dijitalleştik, bunlar ayrıca tartışılır. Ama ben hani kendi fonksiyonumda ve sağlık sektöründe biz nerede kullanıyoruz ve nerede verim alıyoruz maliyet optimizasyonunda, bence bundan, öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. İki tane kritik konu var benim kuş bakışı seviyede gördüğüm. Birincisi, dijitalleşme size şeffaf bir veri paylaşımı sağlıyor. Bu da yine birçok benzer iş kolu yapıyorsanız, örneğin bizde 30 tane hastane var. Her bir hastanenin verisini çok rahatlıkla ve şeffaf şekilde kontrol edebilmenizi ve birbiriyle olumlu yönde bir rekabet oluşturabilmenizi ve doğru örnekleri diğer henüz verimli olmayan örneklerle karşılaştırabilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla biz dijitalleşmeyi daha çok veri paylaşımı, şeffaflık ve benchmarking amaçlarıyla kullanıyoruz. Örneğin bizim günlük anlamda her gün her hastanenin gelir verisi olabilecek en detayına kadar oluşur ve bu oluşan günlük verilerle biz bu ay nereye gidiyor, yıl bazında ne yapabiliriz, bu gelir böyle olursa EBITDA ne seviyeye gelir, bunları anlık ve dinamik şekilde takip edebiliyoruz. Bu şeffaflık da bizim için hastaneler arası olumlu rekabeti sağlıyor ve bizim hep bir tık daha iyi gitmemize vesile oluyor. Dolayısıyla biz dijitalleşmeyi birinci sebeple bu iş zekası dediğimiz portal için çokça kullanıyoruz. Ve her veriyi her yöneticiye açıyoruz ki herkes birbirinin karnesini çok rahatlıkla görsün. Benim dijitalleşmeden ilk amaçla anladığım şey şeffaf veri paylaşımı. Bir ikinci konu da maliyet yönetimi için çok kritik olan bir konu, anlık bilgi paylaşımı. Yani eski muhasebe terimlerine dönersek ayın 30'una kadar bekleyip ayın 30'undan sonra belli bir işte 5 gün, 10 gün içerisinde mali kayıtları kapattığınızda bu ayın performansı ne olduğu ertesi ayın sonunda görebiliyorsunuz ya da ortasında görebiliyorsunuz. Bu da nereden baksanız ayın 1'inden 45'ine kadar bir verinin olmaması ve bir aksiyon alınacaksa çok geç kalınması anlamına geliyor. Burada dinamik ve hızlı ve çevik, bugünlerde çok kullanılan bu çeviklik kavramını sağlayamıyorsunuz. Anlık bir veri paylaşımı yapamazsanız. O anlamda dijitalleşme size anlık rakamları gösterip, evet gelir bu ay düşük gidiyor, o zaman ben maliyetleri nasıl yönetiyorum? Ya da maliyet beklediğimden fazla gidiyor, acaba bir yerde sıkıntı mı varı? Dijital ortam size çok rahat sağlıyor. Örnek olarak mesela geçen sene şu projeyi yaptık biz. Hastanelerimizde ortalama aylık 10 milyon liraya yakın bir enerji tüketimi var. Yıla vurduğunuzda çok ciddi bir rakam ediyor. Ve bunu hastaneler arası belli faktörlerle elma elma hale getirip belli kilowatt saat hedefleri verdik.
Bu hedeflerin de oluşup oluşmadığını ertesi ay fatura gelince değil, günlük bazda dijital bir ortamda takip edebileceğimiz bir program satın aldık. Dolayısıyla şu an enerjiden sorumlu müdürlerimiz, teknik müdürlerimiz anlık olarak iPhone'larından o gün gidişat nereye gidiyor, o gün bir anomali var mı, bu gidişatla yaparsa ayı kaç kilowatt saatte kapatıyor vesaire. Hani bu detayların hepsine hakimler. Dolayısıyla bir yerde kanayan bir şey varsa ya da bir yerde bütçe üzeri bir kalem varsa anlık müdahale edebiliyoruz. Bence dijitalleşme maliyet yönetimi açısından bu anlık verilerle ve şeffaf veri sağlayışıyla en makro seviyede bize bu şekilde destek oluyor. Evet, teşekkürler hocam. Tekrar Tolga Bey'e dönmek istiyorum. Tolga Bey, rekabet avantajı açısından maliyet optimizasyonuna bakacak olursak, yani hani maliyetleri kısalım demek güzel ama bu sizi rekabette arka planda bırakır mı, geriye düşürür mü? Sizin deneyimleriniz nasıl bu konuda? Evet, bu çok yerli ve çok sık duyduğumuz bir endişe. Maliyetleri azaltırsak rakip... Duyabiliyor musunuz? Duyuluyor sanıyorum, değil mi? Evet, duyuyoruz. Duyuluyor Tolga Bey. Tamamdır. Çok sık duyduğumuz ve yerli bir endişe. Maliyetleri eğer kısarsak rakiplere karşı daha zor durumda kalacak mıyız? Zaten bütçeler her sene bir mücadele sonucu üzerinde anlaşılan rakamlardır. Ondan da kısarsak nasıl olur, nereye gider, faaliyetlerimizden geri kalır mıyız gibi bir soru her zaman olur. Fakat maliyetleri azaltarak rekabetçiliğin doğru bir şekilde yapılırsa maliyet azaltımının rekabetçiliğin arttırılabileceğini düşünüyoruz biz. Bunu ben biraz şöyle açmak istiyorum. PwC'nin strateji kolu, strateji and kolunun bir yaklaşımı var. Buna biz yetkinlik bazlı strateji diyoruz. Yetkinlik bazlı stratejiden hareketle maliyet optimizasyonunda nasıl bir yöntem izlenmesi gerekir? Çok kısa bir özet vermek istiyorum. Üç bacaklı bir strateji kurgusu öngörüyoruz aslında bu yaklaşımda. Yani birincisine oyun tarzı diyoruz. Bir diğerine yetkinlik sistemi diyoruz. Üçüncüsüne de ürün portföyü diyoruz. Şirketler eğer bu üçünü doğru bir şekilde, bütünsel bir şekilde yönetebilirlerse o zaman pazarda başarıyı bu şekilde yakalayabiliyorlar. Aksi takdirde farklı konulardan ödünler vermeleri gerekiyor. Şimdi ne demek istiyorum? Biraz açayım. Oyun tarzı dediğimiz şey iş yapış şekli. Yani pazara ne vaat ediyoruz? Müşterilerimiz için biz nasıl değer yaratıyoruz? Yani birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin ekonomik oyuncu muyuz, değer oyuncusu muyuz, yenilikçi miyiz, hızlı takipçi miyiz? Bunları çoğaltmak mümkün. Örnek vermek gerekirse Pegasus Hava Yolları bir değer oyuncusu. Yani bulunduğu hatlarda en uygun bilet fiyatını kendilerini sunduğunu iddia ediyorlar. Müşterilerine değeri bu şekilde yaratıyorlar. Global bir örneğe gidersek IKEA'da örneğin mobilya sektöründe yine bir değer oyuncusu, aynı zamanda yenilikçi bir oyuncu ve tüm bunların yanında deneyim sunan, yani mağazalarında müşterilerinin keyifli vakit geçirmesini sağlayan bir oyun tarzı benimsemiş durumdalar. Şimdi bu bizim müşteriye vaadimiz. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Yetkinlik sistemimizde. Yine bir örnekle bunu açıklayabilirim. Örneğin indirim perakendesi. Türkiye'de de bunun çok iyi örnekleri var. Bu indirim perakendesinde tipik bir oyuncunun yetkinlik sistemi şunu içeriyor. Çok iyi bir mağaza lokasyon yönetimi. Yani mağazalarını nerede açmalı? Hangi köşe başında? Kaç müşteri günlük olarak bu mağazaya uğrar? Ne kadar alışveriş volümü olur? Bunun dışında işletme sermayesi yönetimi, fiyatlandırma, gösterişsiz mağaza tasarımı, yani gereksiz olan tüm maliyetlerden kaçınma, tedarikçi yönetimi, SKU yönetimi gibi birkaç önemli yetkinliği sayabiliriz. Bu yetkinlik sistemi, örneğin ekonomik oyuncu olan bir indirim perakendecisinde bir yetkinlik sistemi olarak karşımıza çıkabilir, çıkan bir örnek diyebilirim. Bir diğeri de ürün portföyü. Yani ürün portföyü de bu ikisine, yani yetkinlik sistemine ve oyun tarzına çok uyumlu olması durumunda
bu üçlünün çok başarılı bir pazar rekabetçiliği getirdiğini söyleyebilirim. Şimdi biz maliyeti nereden kısıyoruz? Daha çok yetkinlik sisteminden kısıyoruz. Yani biz belli faaliyetlerimizi gerçekleştirmezsek, burada ayırdığımız maliyetleri, maliyetlerden vazgeçersek, mali tablolarımızın iyileşeceğini düşünüyoruz. Fakat hangi yetkinliklerden kısmamız gerekir konusunda bir yaklaşım öngörmek gerekirse, bu yetkinlikleri de sınıflandırmak anlamlı. Yani birincisi, eğer gereksiz bir şekilde faaliyetini yürüttüğümüz bir yetkinlik varsa, bu aslında çok sürpriz değil, birçok projemizde karşımıza çıktığı durumlar olabiliyor. Bu yetkinliği tamamen ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu yaklaşık %80-90 maliyet azaltımı yapılabilecek bir yetkinlik sınıfına giriyor. İkinci yetkinlik grubu, pazarda bulunmak için, rekabette bulunmak için yapmamız gereken faaliyetler. Bunlar genelde back office faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat farklı şeyler de olabilir tabii ki. Burada daha çok pazara göre benchmark bir maliyet yapısına bu faaliyetler, bu yetkinlik alanlarında getirmemiz iyi bir optimizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bu faaliyetlerde, bu yetkinliklerde oluşabilecek maliyet fırsatları %10 ila %30 civarlarında olabiliyor. Son olarak farklılaştırıcı yetkinlikler. Az önce saydığım indirim perakendecisinde örneğin gelişmiş mağaza lokasyon yönetiminden bahsettim. Örneğin tedarikçi yönetiminden bahsettim. Bunlar eğer bu firma için farklılaştırıcı bir yetkinlikse asla buradan maliyet azaltımı yapılmamalı. Bilakis bu alanlara diğer alanlardan çıkan kaynakların bir kısmının da kaydırılması öngördüğümüz bir konu. Dolayısıyla bu doğru bir şekilde yapılırsa, yetkinlik sistemi doğru bir şekilde tariflenip, doğru bir şekilde farklılaştırıcı yetkinlikler tariflenebilirse, o zaman buraya aktarılacak kaynak diğer yetkinliklerden azaltılacak maliyet avantajı hepsini bir araya getirdiğinizde rekabetçi bir maliyet optimizasyonu yapmak mümkün diyebilirim. Evet, teşekkürler Tolga Bey. Maliyet optimizasyonu açısından önemli bir konu da sabit giderlerin az olması, değişken giderlerin bütçede daha ağırlıklı olması. Çünkü değişken giderlerimiz ne kadar ağırlıklıysa aslında bu size o kadar esneklik, çeviklik, hızlı hareket imkanı sağlıyor. Ve kriz zamanlarında tabii ki işinizi kolaylaştırıyor. Bülent Bey'e dönmek istiyorum. Bülent Bey, siz maliyet optimizasyonu konusunda ihtiyacın belirlenmesi ve uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda ne gibi tecrübelerinizi aktaracaksınız? Şöyle söyleyeyim, hayat tarzı olarak biraz icraya daha fazla önem veren bir adamım. Dolayısıyla görüşlerimi birazcık daha icraya yönelik söyleyeceğim. Strateji belirleme, iş modeli, kaynak planlaması, organizasyon, şirket kültürü vesaire vesaire, bunlar maliyet optimizasyonunun olmazsa olmazları. Buna diyecek hiçbir şey yok. Ama hep söylüyorum, buradaki mühim olan nokta bunun nasıl hayata geçirileceği. İcraat konusu çok önemli. İcraatı hayata kim geçirecek? Organizasyon geçirecek. Nasıl geçirecek? Sahip olduğu kültürle. İlk önce organizasyonun, onun temsilcisi olarak yöneticilerine şunu sorması lazım. Ben bu maliyet optimizasyonunu yapmak zorunda mıyım, değil miyim? Bunu kısmen mi yapacağım, sürdürülebilir hale mi getireceğim, sürekli mi yapacağım? Bugün sürekli Tolga Bey'le örnek verdi, 2 ay örnek gösterdi. Niye 2 ay örnek gösteriyor? Benim bildiğim kadarıyla 2 ayda israf günah sayılıyor. Bu bir şirket kültürü. Bu çok önemli. Eskiler bize bir şey öğrettiler Nurhan Hanım. Satın alırken kazan dediler. Bunlar çok önemli oldular. Ama zaman içerisinde insanoğlunun gelişimi maalesef tüketime dayalı olduğu için ve bir süre sonra da işletmeler bu işletme körlüğüne girdiği için maliyet optimizasyonu veya satın alırken kazanmak, israf konuları birazcık gündemin dışına çıkıyor. Halbuki insanoğlu oturduğunda hem kendi şahsi bütçesi için hem şirket bütçesi için birazcık daha
iyi planlama yaptığında, birazcık daha ince düşündüğünde, maliyet optimizasyonunu yaptığında önümüzdeki dönemlere daha hazır, daha keyifli gireceği çok aşikar. Firmalar kendilerine ne tür sorular soruyorlar bilmiyorum ama Burcu Hanım da söyledi, çok güzel örnekler verdi sağ olsun. O anlık raporlamayı görebilmek. Siz istediğiniz kadar işte stratejim var deyin, istediğiniz kadar iş modelinize güvenin. Bunu izleyemediğiniz kadar, bunu izleyip kötü gittiğini gördüğünüzde, önlem almadığınızda bunların da bir anlamı yok. Dolayısıyla ben hepsinin bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Maliyet optimizasyonuna gitmek için, ihtiyaçların belirlenmesi için ilk önce bunu dürtüleyen bir şey olması lazım ki bence şu anda zaten yeteri kadar bu var. Herkes şu anda şapkasını önüne koyup sadece bu kısa dönem değil, birazcık daha orta dönemli bakıp şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması gerekiyor. Buna en çok katkıda bulunması gereken de şirket çalışanlarının ve yöneticilerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü şirketler sürdürülebilir olmadığı zaman o çalışanların da önümüzdeki dönemde kendi kariyerleriyle ilgili sorular olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkes taşın altına elini koymak durumunda. Bu maliyet optimizasyonuna herkes katkıda bulunmak zorunda. Sadece çalışan değil, onun tarafı olan tedarikçisinden devletine kadar, kaynakların planlanıp dağıtılmasına kadar. Yoksa öbür türlü bir dönemde yapacağınız maliyet optimizasyonunun etkisi size kısa bir süre sonra gidecek. Bunu sürekli hale getirmek lazım. Ben birazcık bu aralar şirket kültür olayına, organizasyon olayına biraz taktığım için ben maliyet optimizasyonunun, tüketimin, israfın şirket kültürü olarak uygulanmaması durumunda şirketlerin kısa bir süre sonra tekrar aynı döneme gireceklerini düşünüyorum. Ne kadar istedikleri kadar strateji yaparlarsa yapsınlar, bunu yeni jenerasyona, çalışanlara ve ülkemize bunu anlatmamız lazım. İnanın israfı birazcık kıssak, ben Türkiye'nin birçok sorununun, şirketlerin birçok sorununun çözülebileceğini düşünenlerdenim. Ama yeter ki bunu icraata dökebilsek, icraatta ne kadar başarılı olursak da maliyet optimizasyonunda o kadar başarılı oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bülent Bey, teşekkürler. Şimdi evet, sizin anlattıklarınızdan ben şeyi hatırladım. Eskiden iş adamlarımız hep şununla övünürdü. İşte ne kadar hani tasarruflu davrandıklarını, kendi evlerinde bile çok işte büyük iş adamları, kendi özel hayatlarında bile ne kadar tasarruflu olduklarını anlatıp bunlar da övünürlerdi. Ben çocukluğumdan bunları hatırlıyorum. Tabii o günlerden bambaşka bir döneme geldik. Şimdi tabii şu da çok acayip bir durum. Son 40 yılda hiç dünya ekonomisi küçülmemiş. İlk defa böyle bir küçülme yaşıyoruz. Bu tabii ki sürekli büyüme, sürekli büyüme tüketim toplumunu da iyice körükledi. Bu acaba tekrar size ben bir soru yöneltmek istiyorum Bülent Bey. Peki bu yaşadığımız böyle bir trend kırıcı bir olay mı bu sene yaşadıklarımız? Sizce bu trend gerçekten değişecek mi? Yani tüketim toplumu olma yönünde hızla giderken bir şeyle, büyük krizle karşılaştık. Yoksa hani ufak tefek düzeltmelerle biz devam edecek miyiz yolumuza? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben size bununla ilgili 5000 kişinin üzerinde yapılan bir araştırmayla cevap vereyim Nurhan Hanım. İnsanlara bu pandemi döneminde soru sormuşlar. Sizin sorunuzun cevabı evet, biz dünyevi düşüncemizi değiştiriyoruz. Artık hakikaten kapının önünde duran bir arabanın faydası yok. Tüketimde şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye cevap vermişler. Ama lütfen dikkat edin. Haziran ve Temmuz aylarındaki konut ve otomobil satışlarındaki büyümelere dikkat edin. İnsanların dönemsel olarak verdikleri kararların bir süre sonra nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Bence içinde bulunduğumuz dönem buna son vermedi, düşündürttü. Allah daha büyüklerinden korusun. Malumunuz deprem de bir böyle bir doğal büyük bir gerçek. Bu olduğunda da bunları düşünüyoruz. Ama arkasından insanoğlunun fıtratında var. Normal hayata döndüğünde o eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyor. Bu birazcık irade istiyor. Belki toplumsal iradeyi göstermek için merkezi bir yönetimin bunu sağlaması gerekiyor. Ama ben onun dışında
insanların gerçekleri gördüklerini, birazcık farkına vardıklarını, belki çok küçük bir topluluğun bu söylediğimiz tüketim toplumu olma konusundan uzaklaştığını ama ana çoğunluğun eski yapıda devam edeceğini öngörüyor. Birazcık zaman geçecek sadece. Peki, teşekkürler. Burcu Hanım'a dönmek istiyorum. Burcu Hanım, tabii ki maliyet optimizasyonu dediğimiz zaman pek çok yerde şirketin tanıtımı ile ilgili de bazı şeylerde, bütçelerde kısıntıya gidilebilir veya bazı yaptığınız kısıtlamalar müşterinizi de etkiler. Bu da sonuçta bir marka değerini de olumsuz etkileyebilir. Burada marka değerine zarar vermemek için neler yapmak lazım? Bunu da size sormak istiyorum. Az önce Tolga Bey bahsetti. Aslında çok da güzel noktalara değindi. Şimdi şirketin maliyet yönetimi ve değer yaratması ile ilgili bu iki tane önemli ana temel hedeflerini doğru ve birbiriyle beraber çalışır şekilde kurgulaması gerektiğini düşünüyorum. Marka değeri artı marka oluşturmak yıllar alan bir şey. Bozmak çok hızlı oluyor. Öte yandan baktığınızda maliyet yönetimi hemen sonuç veren bir şey. Bugün deseniz ki ben işte artık şu sunduğum hizmeti aynı paket gelir elde etmeme rağmen bu paket gelirin içinde artık bu hizmeti vermiyorum dediğinizde bir giderinizden kurtulmuş oluyorsunuz. Bu çok hızlı sonuç veriyor. Yani herhangi bir maliyet tipinde en fazla birkaç ay içerisinde sonuç görmeye başlıyorsunuz. Ve finansal anlamda şirketi daha destekleyen bir sonuca çok hızlı ulaşmış oluyorsunuz. Öte yandan marka ve değer, müşteri ya da hasta memnuniyeti, bunun gibi kavramları yıllar belki de alıyor hepsini üst üste getirip bir markayı oluşturmak. Dolayısıyla maliyet optimizasyonu çok hızlı sonuç veriyor. Diğeri çok daha uzun vadede kurgulanan ve yaratılan bir değerken maliyet optimizasyonuyla bunu çok hızlı şekilde aslında bozabiliyorsunuz maalesef. O yüzden konuşmanın başında da bahsettiğim gibi bu tip aksiyonlar alırken, maliyet yönetimi konusunda strateji oluştururken, finans ya da CFO ya da her kim yapıyorsa maliyet yönetimi tarafını, satış pazarlamayla beraber kurgulaması gerekiyor. Ve bu yaptığı maliyet yönetimi aksiyonlarının sonuçlarını müşteri memnuniyetinde, bizim tarafta hasta memnuniyetinde anlık olarak biz takip ediyoruz. Hasta memnuniyeti düştü. Neden düştü? Acaba yaptığımız bir aldığımız aksiyondan mı düştü? Yoksa başkaca sebepten mi? Bunları çok iyi tespit edip markaya olabildiğince az hasar vererek maliyet optimizasyonu yapmanız gerekiyor. Yani burada tabii finansçılara da çok fazla rol düşüyor. Örneğin biz şuna bakıyoruz. Çok büyük bir yeni bir cihaz geliyor teknolojik anlamda. Peki bu cihazı alalım. Aldık, bize büyük bir maliyeti var. Öte yandan baktığınızda acaba biz bu maliyeti birim fiyat olarak hastadan alabilecek miyiz? Yansıtma yapabilecek miyiz? Ya da işte özel sağlık kurumundan alabilecek miyiz? Yani bize geri dönüşü olacak mı? Bunu birim fiyatımıza ya da karlılığımıza yansıtabilecek miyiz bu maliyeti yapmamıza rağmen? Dolayısıyla bunlara iyi bakıp rekabeti de dikkate alarak bir karar vermek gerekiyor. Aksi takdirde biraz daha pazarlama ve satış ekipleri size her zaman ilave maliyet yapmaya ve marka değerini artırma yönünde ciddi bir baskıyla karşı karşıya bırakıyorlar. Finans tarafı da hep maliyeti kısma yönünde yürüyor. Dolayısıyla burada etkileri böyle fren gaz mekanizmasını kullanarak yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Biz çok sıkı maliyet yönetimiyle bazı noktalarda hasar yarattığımız case'lerimiz de oldu. Ya da tam tersi çok bol ve cömert davrandık. Belki Bülent Bey'in de bahsettiği gibi yeterince tasarruflu gitmedik. Ama bir artısının oluşmadığını da gördük. Dolayısıyla burada hem dinamik hem de anlık şekilde etkilerini gördüğünüz bir optimizasyon yapmanız lazım. Ne biri tek başına doğru ne de diğeri tek başına doğru. İkisi beraber kurgulanmalı diye düşünüyorum. Artı baktığınızda marka değeriniz çok daha uzun vadeli bir şey. Öte yandan maliyet optimizasyonu belki bir defaya mahsus bir aksiyon ama onun yarattığı hasarları yıllarca toparlayamadığınız konular olabiliyor. O yüzden hani iki ekibin yine operasyon, satış artı finans ekibinin beraber çalışıp beraber karar verip ve etkilerini doğru şekilde ölçebildiği maliyet
aksiyonlarını alması lazım. Ancak bu zaman bu şekilde başarılı bir maliyet optimizasyonu gerçekleşebiliyor. Burada aslında Türkiye'de böyle buna ilişkin çok güzel deyimler var. Az önce böyle büyüklerimizden bahsettiniz. Mesela bazı projelerde ben ısrarla maliyeti kısalım dediğimde bizim ekibin, satış ekibine söylediği işte bindiğin dalı kesme. Onun dışında altın yumurtayan tavuğu öldürmeyelim şeklinde feedbackleri oluyor. Aslında bu deyimler tamamen bunun için bu konuya çok uygun deyimler. Dolayısıyla burada yine hep beraber karar ve ortak akılla beraber karar vermek lazım. Ancak o zaman başarıya ulaşabiliyor maliyet optimizasyonu. Teşekkürler Burcu Hanım. Ben de şimdi siz bunları anlatırken şunu hatırladım. Yıllar önce bir hastaneler grubuna danışmanlık yaparken PwC'deyken hastanenin yöneticisi dedi ki birinci konu dedi öğrenmeniz gereken dedi hastanecilikte müşteri yoktur, hasta vardır dedi. Hasta ihtiyacı olduğu için gelir dedi. Şimdi o zaman tabii çok ters gelmişti bana bu yaklaşım. Zaten o grup şu anda hayatta değil bu arada. burada tabii temel sağlık hizmeti veren bir kuruluş burası. Özel hastaneler grubu. Yaklaşım olarak nasıl bir farklılık oluyor? Müşteriye yaklaşımda nasıl bir farklılık getiriyor bu şey sağlık hizmeti olması? Şöyle, şimdi konunun bir klinik tarafı var. Dolayısıyla aslında sağlık sektöründe CFO olmak bence diğer sektörlerden daha zor. Şöyle ki, yaptığınız maliyet optimizasyonlarının bir şekilde klinik sonuçları da olabiliyor. Dolayısıyla o kadar el ele yürümeniz gerekiyor ki hem klinik ekiple, hem satış ekibiyle, hem de finans ekibiyle. Başkaca bir örneğin bir fabrika düşünün, üretim yapıyor bu fabrika. Bir karar aldığınızda en fazla ürün ziyan olur. Ötekinde yani sağlık sektörüne baktığınızda ucunda insan var ve insan sağlığı var. O yüzden biz böyle anlattığım gibi çok fazla birbiriyle beraber karar veren ve ortak akıl üreten bir ekibiz. Çünkü yaptığımız her şeyin bir klinik sonucu oluşuyor. Ve bunu doğru değerlendirip insan sağlığına etki etmeyecek maliyet optimizasyonları yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de genelinde yaptığımız maliyet optimizasyonları daha çok bu otelcilik dediğimiz hizmetlerde oluyor. Onun dışında ilaç, malzeme ya da yatış gibi konularda çok fazla klinik şeylere müdahale etmiyoruz. Olabildiğince orada birim fiyatları optimize etmeye çalışıyoruz. Ya da ortalama yatış süreci, hastaların ortalama yatış sürelerini optimize ediyoruz. Sorduğunuz soruya ilişkin olarak biz burada biraz daha konu net olsun diye ben hasta dedim ama biz misafir memnuniyeti diyoruz. Bizim için onların hepsi birer misafir. O anlamda memnuniyeti ölçerken de klinik sonuçlara, otelcilik sonuçlarına, personelin hal ve tavırlarına ilişkin 3-4 tane çok basit soru soruyoruz ve günlük her hastanenin ortak bir platformda el değmeden hazırlanan otomize misafir memnuniyeti sonuçlarını takip ediyoruz. Buradan daha detaylı analizlere inip hakikaten memnuniyet sıkıntısı nerede oluşmuş ve biz bunu nasıl çözebiliriz buna bakıyoruz. O yüzden maliyet optimizasyonunun etkisini misafir memnuniyetinde çok hızlı şekilde aslında görebiliyoruz. Bunun etkilerini de aynı şekilde hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz eğer konu maliyetle ilgili bir şeyse. Evet, ben ODTÜ işletmede okurken bizim Muhan hocamız vardı. Muhan Soysal çok da meşhur. Evet, ben de biliyorum. Muhan hoca bize demişti ki o zamanlar, o zaman tabii özel hastaneler bu kadar yaygın değildi. Demişti şu anda bir özel hastaneyle bir devlet hastanesini ayırabileceğiniz bir tek konu var. Hemşirelik hizmetleri özel hastanede çok daha iyidir. Ondan sonra onu devlet hastanesinde bulamazsınız demişti. Oradan bugün bambaşka bir yere geldi tabii hastanecilik. Teşekkürler. Tolga Bey'e... Erken Nuran düştü galiba. Kusura bakmayın, bir ufak bir şey yaşadım. Ben de bilgisayarım şarjı farkında değilmişim ama
Neyse ki hızlıca şey yaptık. Doruk Bey'in bilgisayarına geçtim. Şeyi söylüyordum Tolga Bey'e. Şimdi siz maliyet optimizasyonu ile ilgili eskiden beri bir sürü proje yapıyorsunuz eminim ki. Son dönemde özellikle bu pandemi döneminde hangi alanlara daha fazla yoğunlaştınız ve şu anda hangi alanlar ön plana çıkıyor? Şimdi burada aslında çok güzel noktalara Bülent Bey de Burcu Hanım da değindi. Benim de bu noktada bahsedeceğim bazı konular aslında direkt Burcu Hanım'ın, Bülent Bey'in verdiği örneklerle paralel diye düşünüyorum. Şimdi özellikle hani maliyet optimizasyonunu yine bir çerçeveye oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Bizim de yaptığımız projeler baktığınız zaman genelde ya stratejik seviyede oluyor, ya operasyonel model seviyesinde oluyor veyahut da icra seviyesinde olabiliyor. Bülent Bey'in de bahsettiği gibi yani stratejinin ve icranın birbirinden ayrılmaz parçalar olması gerekiyor. Yoksa hani birisini gözden kaçırırsanız gerçek anlamda maliyet optimizasyonunu yakalamanız mümkün değil. Şimdi stratejik seviyede yapılması gereken önemli bir konu, bizim karşımıza çıkan önemli sorulardan birisi, ilk sorunuzda da bahsetmiştim. Hangi faaliyetleri yapmamız gerekir? Biz mevcut bulunduğumuz ekonomik koşullar altında nasıl rekabet etmemiz gerekir sorusunu soruyor bize müşterilerimiz. Bunun karşısında aslında yapılması gereken şey bazı stratejik tercihleri yapmak. Yani hangi iş kolunda bulunmalıyız, hangisinde bulunmamalıyız? Ürün portföyümüzde ortadan kaldırmamız gereken, elimine etmemiz gereken ürünlerimiz var mı? Müşterilerimiz keza, hangi müşterilerimiz bizim için stratejilerimizle uygun? Bazı müşterilerimizden vazgeçmemiz gerekir mi? Kanallarımız aynı şekilde, coğrafi konumumuz, bazı coğrafyalardan karsızsa, stratejilerimize uygun değilse çıkmamız gerekir mi? Bu stratejik tercih seviyesi. Burada eminim birçok farklı ortamda, profesyonel hayatta birçoğumuz yaşamışızdır bunu. Her satışçı her müşterisini sever, her pazarlamacı her ürününü sever. Fakat bunu holistik olarak yani üst seviyeden bakarak, gerçekten stratejilerle uyumuna bakarak belli stratejik tercihler yapmak en önemli maliyet optimizasyonu kalemi diye düşünüyorum. Operasyonel modele gelirsek, operasyonel modelde dönemsel olarak operasyonel modeller güncelliklerini yitirebilirler. Yani organizasyonun neresinde hangi faaliyet gerçekleştirilmeli? Biz buna da bu dönemde çok fazla bakar olduk. Çünkü örneğin işte ortak hizmet merkezleri gibi yapılara geçmek isteyen veyahut da bunu lağv etmek isteyen yapılar yine stratejilerine uygun olarak bizden operasyonel model gözden geçirme çalışmalarını istiyorlar. Burada uçtan uca organizasyonun sadece bir kısmına dokunarak değil, yine toptan organizasyona bakarak nasıl sadeleştirebiliriz, nasıl doğru bir hizmet sunum modeli yaratabiliriz sorusuna cevap aramak lazım. Bir diğer konu tedarik zinciri ağının optimizasyonu. Özellikle üretim sektörlerinde fabrikamız nerede olmalı, fabrikalarımız nerelerde olmalı, ana depolarımız, dağıtım depolarımız nerelerde olmalı? Bu düzenli olarak aslında bunun optimizasyonu bakılması gereken bir konu. Çünkü müşterilerimiz, ürünlerimiz, ürün portföyümüz, tedarikçilerimizin yerleri sürekli değişen dinamik yapılar. Dolayısıyla buna düzenli olarak bakarak eğer o bir optimizasyonda kayma varsa bu konuda alınması gereken aksiyonlar olduğunu düşünüyoruz. Bu pandemi döneminde özellikle bu konuda da önemli talepler bize ulaştı. İcra tarafına bakarsak da aslında çok tipik bazı konular var. Süreç mükemmelliği, süreçlerimizi belli alanda veyahut da şirket çapında nasıl daha iyi yönetebiliriz gibi konular. Değer katmayan süreç faaliyetlerini nasıl elimine ederiz, nasıl bunları tespit edebiliriz. Yine organizasyonda sadeleşme, yani organizasyonun yapısının özellikle kademelerin azaltılmasıyla ilgili bir takım beklentiler olabiliyor. Stratejik tedarik yönetimi, bu yine Bülent Bey'in söylediği gibi alırken kazanmak, bunu stratejik olarak yapmak. Yani şirket için toplam satın alma değerini sağlayacak bir şekilde
satın almaya bakmak ve burada bir optimizasyon yapmak şu anda öncelikli. Ve burada risk yönetimi de önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor son dönemde. Dijitalleşmeden bahsettik, Burcu Hanım da bahsetti burada. Bu çok önemli. Yani manuel süreçlerin otomasyonundan tutun en basit faaliyeti olarak. Daha üst seviyede ürünlerde, iş süreçlerinde, iş modellerinde dönüşüme gidecek yeni dijital yapılar nasıl olmalı gibi konulara cevap vermek üzere sorular alıyoruz. Bir de son olarak yine son dönemin konusu BT konusu, yani bilgi teknolojileri özellikle önemli bir maliyet kalemi. Sadece kendi içerisinde değil, genel organizasyona yarattığı maliyet de önemli etkinlik anlamında. Yani uzun süreli hiç dokunulmamış türlü iş modelleri dönüşümlerine rağmen statik kalmış bir takım BT altyapılarının ve uygulama mimarilerinin gözden geçirilmesi bu dönem içerisinde çok duyduğumuz icraya yönelik maliyet optimizasyonu konuları. Teşekkür ediyorum Tolga Bey. Çok güzel anlattınız. Şimdi tam da hani zamanlama olarak online panelimizin sonuna geldik. Q&A'ya bakıyorum. Herhangi bir soru yöneltilmemiş şu ana kadar. Diğer konuşmacıları da ben ekrana almak istiyorum. Ondan sonra varsa eklemek istediğiniz herhangi bir şey, son eklemelerinizi yapabiliriz. Yoksa eğer de kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Tekrar iyi günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolaylıklar.